Bugün aramızda Millet İttifakı ortaklarımızdan Gelecek Partisi değerli İlçe Başkanı Doktor Bir Beyat aramızda. Demokrat Partisi Bir İlçe Başkanımız Halide Abla aramızda. Geçen gün pazara geldik, saha çalışmalarına Kavaklı'da talihsiz bir kaza geçirdik. Aile başkanımızın da eli toplamda sen takıldı, geçmiş olsun diliyoruz. Çok değerli milletvekili adayımız, öncekilerin ilk saymanımız Selva Gökmen. Milletvekili adaylarımızdan, ilçemizden avukat Ender Onaner Sözlü. Yine milletvekili adaylarımızdan Sayın Oruk Bulut. Evet, malum geçtiğimiz aylarda ülkemizde Kahramanmaraş merkezli bir deprem felaketi geçirdik. Deprem felaketinden dolayı da tekrardan hayatını kaybeden canlarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Umarız böyle acılar, böyle talihsiz olaylar, afetler bir daha yaşanmaz. Fakat yaşanmaya devam edecek. Önümüzde beklenen bir İstanbul Marmara depremi var. Bununla alakalı olarak da önlemleri almak zorundayız. Bizler de önlemler dolayısıyla... Şöyle ben konuşsam daha iyi sanki. Bizler de sesi merkeze giderdir. Bizler de kendi üstümüze düşen vazife olarak Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binamızı örnekler aldırdık, numuneler aldırdık ve binamızda da sonuç kötü çıktı. Dolayısıyla hem sizlerin can güvenliği, hem partimize gelen vatandaşlarımızın can güvenliği vesilesiyle parti binamızı yeni yere taşımak zorunda olduk. Bununla da alakalı olarak hem seçim süreci çalışmaları sürdürürken hem de yeni bir bina arayışına geçtik ve bu yolda acil bir adım atmamız gerekiyordu. Ve bu anlamda burayı biz ilçe binası olarak uygun bulduk. Hem lokasyon olarak, hem binanın güvenilirliği olarak, hem bina güvenilirliği olarak burayı daha uygun bulduk. Hem lokasyon olarak hem de binanın güvenilirliği olarak burayı daha uygun bulduk. Ve ilk kez bugün bizler de sizlerle beraber buradayız. İlk kez ilçe başkanlığımızda sizleri ağırlıyoruz hep beraber. Tabii eksiklikler var. Onlara da bazı görün altında sınıyoruz. Bir an önce yeni binamıza kendimiz attık. Çalışmalarımıza başlayıp, devam burada sürdürüp seçim kampanyası yürütmek istiyorduk. Kampanya başladı. Yaklaşık bir haftadır sahadayız yoğun bir şekilde. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlamda sandık kurulu üyelerimiz de burada, onlara da bir kocaman alkış istiyorum. Bugün itibariyle sandık listelerimizi ilçe seçim kuruluna teslim ettik. Hiçbir eksiğimiz yok. 439 sandığın tamamında asil ve yedek görevlendirmeler yapılmış bir şekilde sandıklarımızı teslim ettik. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum. Tabii sahada çalışırken bir motivasyonumuz var. İlçemizde iki tane milletvekili adayımız var. Biri Ender Otarar Sözlü, diğeri Doruk Bulut. İnşallah bu moral ve motivasyonla sahada gece gündüz çalışarak aramızdan bir arkadaşımızı Ankara'ya temsilci olarak göndereceğiz. Bugün de bir bayram geçirdik. 23 Nisan Ulusal Egemen Çocuk Bayramı aynı zamanda. Sabah çerengimizi hep beraber yoğun katılımla bıraktık. Dileğimiz şudur ki 19 Mayıs Gençlik ve Spor, Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İktidar Partisi temsilcileri olarak milletvekilimizle beraber inşallah çerengimizi genel Atatürk'ün altında sunacağız, saygı duruşunda bulunacağız. Dediğim gibi taşıma sebebimiz buydu. Seçim sürecinde çok düşündük. Acaba seçim sürecine taşımasak mı diye. Ancak şunu kabul etmemiz lazım. Mevcut iktidar maalesef bazı durumları kader diyerek geçiyor. Sizler tedbirini alırsınız, afet yaşanır, olası can kayıpları olur, bu kaderdir, evet. Ama bile bile önlem almadan, tedbir almadan yaşamaya devam ediyor ve başınıza bir afet geldi, hayatınızı kaybediyorsanız bu olsa olsa tedbirsizlik olur. Bizler mevcut binamızda eğer durmayı hala kendimize kabul etseydik, yarın öbür gün olabilecek depremin afeti nasıl olacağını bilemeyiz. Olası bir can kaybında hiçbirimiz bunun hesabını veremeyiz, bu sorumluluğu atılamayız. Tabii ki de ne kadar güvenli binalara çıkarsak çıkalım, depreme nerede yıkılacağımızı bilemeyiz. Belki bir alışverişte, belki bir ziyarette bulunduğumuz binanın
durumu çürük olabilir, enkaz altında kalabiliriz Allah korusun. Ama bunu yap, biz tedbirimizi alalım takdir Allah'tan. O yüzden ilçe binamız, yeni ilçe binamız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. İnşallah iktidara yürüyüşümüz buradan başlar. Eksikliklerimizi de yine sizlerin desteğiyle kısa sürede tamamlayacağız. Sonuç itibariyle biz bugün bu çalışmaları, bu hizmetleri, burada yapılan her birinin katkılarla yapıyoruz, gönüllülükle yapıyoruz, imece usulü yapıyoruz. Siz değerli partilerimizin katkılarıyla, maddi, manevi, el gücü, iş gücü katkılarıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Bu binanın da tahsilatında emeği geçen tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Büyük emek verdiler. Kolay bir süreç olmadı. Yani buranın ilk halini görmüş olsaydınız, bize ne kadar çok hak verdiğinizi anlardınız. Büyük bir emek verdiler. Bir ay boyunca gece gündüz demeden çalıştılar. Hani başta Sencer Işıklar, Anadolu kardeşim ve onlarla beraber gençlik kollarımız olmak üzere tahsilat sürecinde emeği geçen herkese ve katkı sunan herkese değerli misafirlerimize adına teşekkür ediyorum. Ramazan bayramını geride bıraktık. Bugün bayramın 3. günündeyiz. Tekrardan bayramınızı kutluyorum. Ben şimdi değerli katılımcılara da sözü verip onların da bayram tebriğinizi yapmasını isteyeceğim. Bundan sonraki çalışmalarımız zaten biz sizlerle, değerli örgütümüzle, partilerimizle, Millet İttifakı bileşenlerimizle programlarımızı günlük olarak paylaşıyoruz. Günlük olarak programlarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sizlerden isteğimiz yoğun katılımlarla bu programlara katılmak. Artık zaten kadın kolu başkanımızla da görüştük. Önümüzdeki hafta itibariyle kadınlarımız da yine aile destekleri sigortasında olduğu gibi emek veren kadınlarımız sahada çalışmaya devam edecek. Gençlerimiz partimizin bayrağını, pankartını asmaya, standını açmaya, sahada mücadele etmeye devam edecek. İlçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, tüm örgütümüz hep beraber sahada olacağız ve 14 Mayıs'ta birleşe kazanacağız. Ben teşekkür ediyorum. İlk sözü Gelecek Partisi İlçe Başkanımız Sayın Doktor Umit Beyat diye veriyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Değerli yoldaşlarım, biliyorsunuz biz bir ittifakın içinde birleşe büyüdük, bugünlere geldik. Öncelikle bayramınızı kutluyorum. Daha sonra da Berker Başkan'ı da kutluyorum. İktidar sevincini herkesten önce paylaştı da bu güzel binayı, bu güzel teşkilat yerini bayramla birlikte biliyorum çok emek verdiler. Kısa sürede bu hale getirdiler, yerleştirdiler. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Demin içeride Sayın Vekilimize de söyledim. Halkımıza şunu anlatmamız lazım. Sana söz. Bu seçim bir meşrutiyetle cumhuriyet seçimidir. İkisinin arasında seçim yapmamız lazım. Bu seçim istiklalle demokrasinin arasında bir seçimdir. Tercihimizi ona göre yapmamız lazım. İnsanlarımıza bunu anlatırsak inanın ki 14 Mayıs'ta zaferden çıkacağız. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Demokrat Partisi İlçe Başkanımız Halil Abdi'ye bırakıyorum. Buyurun başkanım. Evet, Millet İttifakı'nın büyük ailesi, öncelikle Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramımızı da burada ayrıca kutluyorum. Bugün burada bulunmamızın sebebi CHP Teşkilatı'nın bu güzel ilçe binasını gerçekten kıskanır oldum. İnşallah en kısa zamanda Demokrat Parti'nin de ilçe binasını değiştirip öyle güzel bir ferah bir yere taşırım diyorum. Sizlerle birlikte olmaktan her zaman gurur duyuyorum. Bu ülkenin bekası için bir adamın iki dudağının arasında olan kaderimizi değiştirmek için buradayız. Hep birlikte güç birliğiyle Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı koltuğuna oturtmak, akabinde de Silivri'mizin sevilen meclis üyesi Doruk Bulut'u meclise göndermektir diyorum. Hep birlikte güç birliğiyle bunu başaracağız diyorum.
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Evet, Sayın Başkan, teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü bilir Bekir Adaylarımızdan Serra Gökmen'e veriyorum. Buyur başkanım. Teşekkürler değerli başkanım. Millet İttifakı ilçe başkanlarımız, değerli ilçe arkadaşlarım, değerli ilçe yöneticileri, gençlikle kadın kollarımızın başkanı ve yöneticileri, çok kıymetli mahalle başkanlarımız. Ben başkan diyorum, tepsici diyorlar ama benim biz eskiden hep başkan derdik. Değerli örgütümüz, değerli yoldaşlar, iki bayramımız kutlu olsun. Hepinize merhaba diyorum, hoş geldiniz. Lakin baktığımız zaman bugün özellikle çelenk koyma töreninde ulusal bayramımız 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramımız da dahil. Değerli arkadaşlar, sadece ilçe milli eğitim müdürü çelenk koydu. Karşılıklarını biliyorum ama devleti yönetirken dahil devletin de siyasallaştığını net şekilde bugün görmüş olduk. O Taksim'de çelenk koyma töreninde bayramlar devletin değildir, halkındır, insanlarındır. Taksim'de dahi polis bariyerleriyle bariyerler çekip halkı dahil, çocukları dahil bayram alanlarına ülkemizin ve partimizin kurucusu Ulu Mustafa Kemal'i Atatürk'ün huzuruna müsaade etmiyor. Tam burada bizler umudumuzu yitirmedik. Umudumuzu yitirmeyeceğiz hiçbir zaman. Her ne olursa olsun. Değerli başkanlarım söyledi. Gerçek söylüyorum. Burada aydınlık ve karanlık diyorum ben. Son referandumda Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle bu ülkede Cumhuriyet'in kirişine, kolonuna dinamit konuldu. Bu bilinçle. Lakin sizlerden bir ricam var. Yani değerli başkanım, geçmişteki az da olsa tecrübelerimden dayanarak 31 Mart'ta ben İstanbul'da hem il bilişim sorumlusu hem de seçim işleri sandık üyeliği komisyon başkanlığı görevlerini yaptım. SKM'de. Örgütlü yapıların karşısında hiçbir güç dayanamaz. Sizler, bak bizlerden doğru, değerli arkadaşlar, sizler sandığın ve demokrasinin tabusu ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını aç bekleyerek, susuz bekleyerek gerçekten sabah saat 6'da 5.30'da kalktınız. Orada sandıklarda görev aldınız. Ve o gece sabaha kadar YSK'nın ve Anadolu Ajansı'nın hiçbir veriyi vermemesine rağmen okul bilişim sorunları okulda, ilçe sandık sonuç giriş sorunları ilçede, okul sorumlularımız, kat sorumlularımız, okul bilişim sorumlularımız, ilçe başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz 17 gün sandıkları bekledi. O oy çuvalarını beklediniz. O açıdan bu başarı sizlerindir. Yine de şunu söylemek de istiyorum. Bu başarıya gitmenin yolu ne demiştir? Hakimiyet milletindir demiştir. Birinci mecliste Kurumlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Daha sonra da yeni meclis açıldığında egemenlik kayıtsız şahsız milletini görmemiştir. Değerli arkadaşlar, kısaca bir şey söylemek istiyorum. 21 yıldır AKP'ye bu ülkede %80'i bir şekilde direkt, en direkt ve dolaylı bir şekilde oy vermiş. Geçmişte biz sahada değerli arkadaşlar, AKP'ye oy veren hiçbir vatandaşı sorgulamayacağız. Oyu neden biz alamadığımızdan dolayı kendimizi hesap soracağız. Onlara verdiklerinden dolayı da uslup, lisan, söyleme, tutulma, davranışa dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle arkadaşlar, bizler ilk 100 günde Sayın Genel Başkanımızın seçim buluşmalarımızda var. Onlara kısa bir göz geçirelim. Hiçbir zaman dünyada en zor şey bir kişinin karşısındaki kişiyi ikna etmektir ve oyun almaktır. Şimdi sözü yine adaylarımızdan ilçemizin gururu avukat Endemon. Sandıklarda çalışan gönüllü arkadaşlarımız ve Cumhuriyet Halk Partisi ailem hoş geldiniz diyorum. 14 Nisan sonra
her günümüzü bayram olması dileğiyle bugün iki bayramımızı kutluyoruz. Bayramımız da kutlu olsun diyorum. Genel Başkanımız 2017'de hak hukuk mücadelesi diyerek Güven Park'tan bir yürüyüş başlattı. İlmek ilmek bugünlere kadar dokudu ve 6 farklı bir araya gelmez denilen görüşleri diğer partilerin özverileriyle birlikte aynı masada buluşturdu. Ben öncelikle bu konuda hem Cumhuriyet Halk Partisi aileme hem de Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerine teşekkür etmek istiyorum. Çok konuşmak istemiyorum, vaktinizi de almak istemiyorum ama 21 gün sonra aydınlık ve karanlık artık ayrışacak arkadaşlar. Biz krallar istemiyoruz, kurallar istiyoruz. Kuralların olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın artık kurallarla yönetilmesini ve krallarla yönetilmemesini istiyoruz. Çok dediğim gibi fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yeniden hoş geldiniz diyorum, iyi bayramlar diliyorum. Evet Sayın Vekil, teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü yani ilçemizin evladı ve sloganı da var. 12'den vuracağız. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli örgütümüz, yeni yuvamıza, yeni yuvamıza hoş geldiniz. Bu yeni yuvamızın yapımında emeği geçen ilçe başkanımıza, değerli örgüt üyelerimize, ismini saydığı diğer iki arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Ramazan bayramınız kutlu olsun. Daha da önemlisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Şöyle aklıma geldi dedim, ne söylesem ailemize, örgütümüze. 23 Nisan 1920 günü Atatürk Yüce Meclisi kurduğu gün şartlar bugünden çok daha zor durumdaydı hatırlarsanız. Bugün çok daha iyi şartlarda 21 yıllık bir cebelita iktidara karşı savaşıyoruz. Atatürk yola çıkarken demokrasimizi, ülkemizin bağımsızlığını ve bugün rahat rahat yaşadığımız bu güzel coğrafyamızı bize armağan etmişti. Bizden çok daha kolayını elde etmek için 25 gün sonra yapılacak bu seçimlerde biraz daha fazla çalışarak bir AKP'li oyu daha ikna ederek bu zaferi hep beraber yaşayacağız. Ben buradan sahada edindiğim izlenimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bağcılar, Bahçeli Evler ve Beylikdüzü çalışmalarını tamamladık. Aynı zamanda Silivri'mizde de yoğun bir çalışma içinde. Farkındaysanız sahada sadece Cumhuriyet Halk Partisi var. Muhteşem bir çalışma temposuyla örgütümüzle, ilçe başkanımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, aynı zamanda sandıkları organize eden arkadaşlarımızla, onlara ayrı bir teşekkür parantezi açacağım. Müthiş bir çalışma içindeyiz. Sizlerin de bu çalışmalara evinizde, ailenizde, komşunuzda katkı vermenizi istiyoruz. Bugün 23 Nisan günü bütün ulusal bayramlarımızı ortadan kaldırmaya çalışan ve eski muhteşem şaşasıyla kutladığımız bu ulusal bayramlarımızı 14 Mayıs sonrasında tekrar geri getireceğiz ve 19 Mayıs'ta o protokol sırasında o muhteşem 19 Mayıs bayram kutlamasını hep birlikte yapacağız. O protokol sırasında Silivri'li bir milletvekili de olacak. İnşallah Allah'ın izniyle. Birleşe birleşe ittifak üyelerimizle, değerli başkanlarımızla birleşe birleşe kazanacağız. Ve buradan kendi sloganımı söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum. 12. sıradayız. 12'den vuracağız. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İnşallah zafer 14 Mayıs'ta bizlerin olacak. 14 Mayıs gecesi sahilde Atatürk Meydanı'nda bu seferi hep beraber kutlayacağız. Önümüzde bizleri yalnız bırakmayan değerli basın mensuplarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hani az evvel iki arkadaşım ismini saydım ama ismini sayamadım. Emek veren Nazlı da mı geldi? Evet, benim milletvekili adayımız Nazlı Akyüz de aramızda.
Neden gelmişken sıcağı sıcağı Nazlı Hanım'a da sözü veriyorum. Buyurun Nazlı Hanım. Merhaba, Nazlı Akyüz ben. Çok özür dilerim, geç kaldık. Bahçeli Evler'den geliyorum. Oradaki bir 23 Nisan törenine katılmak durumundaydık. Hepiniz saygıyla selamlıyorum ve bayramınızda inişten dileklerimle kutluyorum. Fazla vaktinizi almayacağım. Beni tanımayanlarınız mutlaka vardır. Hemen kısaca bilgi vermek isterim. Ben 1991 doğumluyum. Bakırköy'de doğdum. Aslen Trabzon Boklu'yum. Siyaset bilimciyim, akademisyenim. Uzun yıllar İngiltere'de yaşadım. Ama genel başkanımızın çağrısıyla ülkeme geldim. Ve burada iyi bir tohum olarak topraklarımda yaşarmak üzere ülkeme hizmet etmek adına Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptım. Kanaat getirildi. 25. sırada sizlerin huzurunda şu anda milletvekili adayı olarak bulunmaktayım. Benim çok teşekkür ederim. Benim için her milletvekili adayı yoldaşım gibi sıralamanın bir önemi olmamakla birlikte tek gayemiz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız yapabilmek ve parlamentoda çoğunluğu elde edebilmek. Bu uğurda bana verilen her görevi layıkıyla yerine getireceğimi sizlerin huzurunda da tekrar belirterek saygıyla selamlıyorum. İyi bayramlar. Sayın Hükümet'e de hoş geldiniz diyorum. Evet, az evvel de ifade ettiğim gibi bu süreçte hem sandıkların hazırlanmasında, hem parti çalışmalarda, hem tarihler sürecinde yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak iki ay yoğun bir süreç geçirdik. İsmini saymadığım ama emek veren çok değerli kıymetli isimler de var. Kadınından gencine, en yaş almışından değerli parti üyelerimize maddi manevi çok destek verildi. Emek en yüce değerdir. Bunlar hiçbir zaman unutulmaz. Biz bu emeklerin hepsini plaket takdimiyle örgütümüzle paylaşacağız zaten. O yüzden bu süreçte emek veren herkese ben personelimizden tutun, gencinden, kadınından, yaş almış üyemizden tüm örgütüme şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sizler Millet İttifakı olarak seçimlere hazırız, yol haritamız hazır, bu anlamda anayasa değişikliği teklifimiz hazır, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçiş yol haritamız hazır, ortak politikalar mutabakat metnimiz hazır, adayımız hazır, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız hazır, şu an Türkiye'nin tamamını sarmış durumdayız. Bir altı siyasi partimizin genel kıymetli genel başkanları il il geziyorken, Cumhurbaşkanı yardımcılarımızdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş da bu ziyaretlere eşlik ediyor, kalabalıklara hitap ediyor. Türkiye'nin tamamını sarmış durumdayız. İnşallah 14 Mayıs sabahına hep beraber sandıklarda görevimizin başında olacağız ve gecesi de kutlamalarda Atatürk Meydanı'nda olacağız. İnşallah Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'ne göndereceğiz. İnşallah. Ben katılımlarınızdan dolayı tüm aileme teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, şeref getirdiniz. Dediğim gibi bu süreçte ufak tefek eksiklerimiz var. Onları da gidereceğiz ama parti binamız açıktır. Bundan sonra artık burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Yeni binamızda tekrardan hayırlı olsun. Evet, teşekkür ederiz.